Evlisin abi. Tartışma yaşadım. Bu böyle bir konum oldu. Ne yapacağım? Olabilir Ali. Bir hafta küs kalabilirsin. Bir ay, iki ay küsen çiftler var. Abi çok uzun. Ne yapıyorsun? Var abi. Evin var. Evin içerisine giriyorsun ya. Var. Dedemin bir lafı vardı. Bana da oradan hep bir söyle. Soda yapar mısın ya? Ne bir soda meyve olsun suyu ama sana yatağa zahmet. Küskürme der ya. Meyve suyu yok abi. Soda var. Vallahi bir soda içerim Adnan'ım ben. Ver abicim. Abi ben işte... Abi demek istediğim esas doğru, uslup yanlış. Haklı abi. Ama kendini haksız duruma düşürdü. Ya bak, ben şunu söylemek istiyorum. Ben bugün Cansu'yla konuştum ya. Benim Cansu'yla aramdaki ilişki bence de hiçbir şey. Aramızda hiçbir şey yok. Aramda hiçbir şey olmayan bir insana karşı bile, ki dünkü tavırlarından dolayı ben açığım, gel, özür demeye gelmiş. Oturup konuşalım diyebiliyorsam, sen bir ilişkiye adım atmaya çalışan birisi olarak Ayça da dahil daha yapıcı olmanız lazım. Wow! Wow! Oh, bana bence Batu, anladın mı? Bence. Ya ben sana de, yani can suyu şey yapıyorsam da, siz artık yola çıkıyorsunuz. Ancak bu şekilde kendinizi tanıyabilirsiniz. Abi ben onu çok seviyorum ya. Ben onu gerçekten zaman, çok seviyorum. Madem onu çok seviyorsun... O yüzden bu kadar kırılıyorum, senin, o yüzden bu kadar üzülüyorum. Senin kırılmış Ayça da olduğunu onu seviyor da, ama Ayça abi, da seviyor. Bak, tamam işte o zaman senin kırılmış olduğunu görmesi, anlaması lazım. Ve bunu halletmeniz lazım bence. Ya böyle ayrı gayrılarla iş olmuyor. Hoş geldin Ali. Elin niye boş? Hoş geldin. Niye boş geldin? Hoş geldin ama boş geldin bak. Boş, olmaz aş, böyle kız vermiyoruz. Otur kız. Asla gelmem. Otur kız hayır. Benim dolu geleceğim zamanlarda daha güzel olur. Hayır gitmiyorsun. Ya sen niye tutuyorsun? Hayır gitmiyorsun. Eli boş gelmiş. Ali. Ayça kıskanıyor musun yoksa? Soru işareti. Ne? Neden Ayça Mehtap'ı tuttu gelmiş. Ali'ye giderken? Ay bugün gelmeyeceğim diye çok korktum. Yoksa Ayça'nın Ali'de gözü mü var? Kim gönderdi sana? Hoş geldin. Ama çok ısrarlı. Enişteciğim iyi biraz tutmalarını hafifletmişsin Ali. Hoş bulduk. Elimiz kırılmıyor. Benim parmaklar biraz acıdı. Ali artık tokalaşma olaylarını yavaş yap. Olur mu? Kırıyorsun lan elimizi kolumuzu. Mehtap. Ne yapıyorsun? Bir şey söyle hadi sevgiline. Hadi bahçeye bahçeye. Size sert davranıyor. Benimkini öpüyor. Hadi abi çiftleri bahçeye alıyoruz. Hadi, hadi gidin hadi. Kolay gelsin. Bahçede dolu ama. Kim var bahçede? Nasılsın? İyi canım. İstersen buraya çok ben çok beğendim. Bakayım Mehtap. İyi sayılırım. Evet kanka bence de. Abi gözleri de aynı renk sanki ikisinin daha. Güzeller. Yo köşede boş. Allah Allah. Onların çocukları da böyle abi, şey olur. Ay evet çok tatlılar baksana. Onlar dedikodu peşinde. Bak bak. Onların civcivciv. Bizim fişliklerimizi onlar almasın. Kıyafetten dolayı birazcık ya gerildik biz. Ne kıyafeti? Ne varmış kıyafetinde? Değiştirdim de. Ağladın da. Gözüküyormuş bazı yerlerim. He. Çok yükseldi o yüzden biraz. Ama şimdi bir şey de diyemiyorsun şimdi. Hani ben belki böyle bir davranışı kabul etmem. Kıyafetime karışmasın ama zaten karışan bir adamla olmam. Bir taraftan Emre'yi de izleyerek geldi Hazal. O yüzden Emre'ye de kızamıyoruz. Yani. Düzgün söylemek doğru. Vardır. Bir de bağırıp çağırıp. Evet yani söyleyiş tarzını bilmiyorum. O yaşadı tabii. Kırılmış belli ki söyleyiş tarzını. Ağlamış evet. Birazcık daha keşke yumuşak söyleseymiş. Hazal buraya geldiğinden beri beli açık giyinen bir kız. Sen bunu şimdi niye bu kadar yükselerek söylüyorsun? Hayırdır yani. Bırak şimdi. Anladık biz anlamamız gereken şeyi. Sen de sıkmacanın boşuna ağlama sinirim bozma. Ya ben aslında hepinizle bir şey konuşmak istiyordum. Tabii yani, konuş. Ben şöyle biraz uzatsam sıkıntı olur mu? Olmaz. Yemek var yani. Aslında keşke Ayça da burada olsaydı. Melis'i gene teşekkür ederim izlenimden dolayı. Gala gecesi bir söylemde bulunmuştu. Evet benim buraya asıl gelme amacından biri kesinlikle Mehtap'tı. Hı. Doğrudur yani. Burada Ayça'yı kullanmış gibi görünsem de ben Ayça'yı kullanmadım. Tamam bir yola başvurmadık çünkü biz... Bir yola girmedik Ayça'yla. Girmeden zaten önünü kesmiş oldum. Yani eğer burada Ayça bana guru yapacaksa bir geriye dönüp bir önceki ilişkisinde nasıl davrandığına bir bakması lazım. Burada Ayça da olsaydı onu da söyleyecektim. Ayça gurur yapmadı zaten. Ya, yapmış Ayça olabilir. Ayça yapmadı ve itiraf yaptı. Yapabilir. Anlamında. Ve de siz de bu konuyla ilgili muhakkak söz sahibisiniz, konuşabilirsiniz. Ama bu ev, şöyle söyleyeyim. Evlilik programı ama burası bir yarışma programı da. Buraya her yeni gelen damat adayı gidiyordu biliyorsunuz.
Tabii elenme var sonuçta. Yani bir elenme söz konusuydu. Mehtap'ın da o sıra. Bu evde bir racon var. Saygı duyuyorum. Bu eve geldim sonuçta. Ama Mehtap'ın bir ilişkisi vardı. Ben bu konuyla ilgili yönelemedim. Yapamıyorum yani, olmuyor. Bu zaten saygısızlıktır. Nitekim de ben bu yola devam ederken onlar için gözlemledim, devam ettim. Ben buraya ilk aday geldiğimde ilişkileri yoktu. Bir geldim, bir baktım yine ilişkileri var. Yani yapabileceğim bir şey de kalmadı. Yola devam ettim. Doğru devam ettiğimi düşünüyorum. Çünkü onların aralarını bozacak sana karşı yönelmem oldu mu? Hayır. Olmadı. Burada herkes görmüştür. Hatta ben karşı hiç şey. İlişki bittiğinde artık bir engel kalmadığını düşündüğüm için Mehtap'a yöneldim. Önünü zaten gala gecesi kesmiştim. Yani ben Ayça'nın fanlarını kullanmak istesem, bilmem ne yapmak istesem zaten devam ederdim. Hani netlik bu evde önemlidir ya. Evet. Benim yani, artık bir engelim kalmadı. Ben net insan olduğum için her hafta söylerim yazacağım. Bu hafta da söylerim. Mehtap'la ilgileniyorum. Bunu aşk ilerleyen zamanlarda da zaten göreceğiz ne bittiğini. İnşallah hayırlısı olur. Hani güzel olur. İnşallah. Yani zaten hayırlısı olsun diye geldik ama tabii ki. Kısmetsiz olsun. Bakalım. Hayırlısı değilim. Ay çok romantiksiniz. Ben bulaşık yıkamaya gidiyorum. Bu kadar romantik şey gelemeyeceğim şimdi. Siz köşenize çekilseniz arkadaşlar. Biz arkadaşımın morali bozukken arkadaşımın yanındayım. Yo, o da benimle çekin. Beraberdi zaten. Şurası aşk köşesi. Ali gidince gelirsin. Neresi? Şurası. Buyurun aşk köşesi burası mı? Kanka biz zaten Cansel'in yanındayız. Salon boş gel. Salonun tadını gel, çıkaralım gel, birazdan. Gel. Bizi kovaladılar bunlar. Siz eve gezin tamam. Tam gittik. Parmaklarıma bakarak yüzüğü mü yoksa ölçüsünü mü almaya çalışıyorsun? Ya sen ne kadar fena bir adamsın. Nereden biliyorsun ya? Ciddi misin sen? Evet. Şimdiden düşünüyorum acaba hangisi ne olur diye baktım. Şimdi bir tane... Şaka yapıyorum de var. Ciddi misin? Çok ciddiyim ya. Canım beni teşekkür ederim. Sürpriz senle var. Mandalina şeyimiz var ya, mandalina ağacı dikeceğimiz hayalimiz var ya. Onun için turuncu taşlı bir tane yüzük sipariş verdim. Unutma bunu diye. Çünkü ikimizin hayali. Yani benim hayalim ama sen de bunu gerçekleştireceğine söz verdin. Abi, sözünü unutma diye. Ben seni yerim ya. Öyle bir şey sipariş verdim, henüz gelmedi. Acaba hangisini olur? Adama diyorum ki, şimdi yazışıyoruz şey diyorum hani... En büyük yüzük boyunu koyun siz diyorum. Hani en kalın, en büyük olanı gönderin. Ne olur ne olmaz diyorum. En irisi bir olan yapıyorum. Ya gelecek mi de düşünsene, buna takmanı istemiyorum. Yani olur mu diye düşünüyordum az evvel. İçimi okudun resmen. Umarım olur yani ama ellerinde o kadar tombik değilmiş. Hani sen iri yarısın, ellerin tombik bile, değil. Evet, o olmasa bile oldururuz Mehtap yani. Zorla sokan zorla. Unutma diye yani. O bir işaret hani bir şey olur da unutulmasın da işaret yani. Koyulur ya. Onun ya, için. Bak. Öyle bir yüzük. Keşke bunu zamanında şimdi söylemeseydin, verirken söyledim. Evet yani iyi oldu seni yakaladım. Hayır, senin bu yaşam koçluğun falan yani bozuyor benim sürprizlerimi. Bozmasın, niye bozuyor? Bozmasın diyorum. Çok fenasın. Nasıl baş edeceğim ben seninle? Hayır, benim fenalığım senin yanında fıs kalıyor. Tamam. Sen olduğun gibi ol, ben seni böyle seviyorum. Sen yeter ki sen kısmetse ol.